Arkadaşlar geri. Aynen bu hizmetin başlangıcında buradalar. Ferukların da yön mesut gitmiş o zaman. Orada ne yapıyor? Ya geri devam edeceğiz. Allah kaza bela vermesin. Ben tanıdım. Batılı Karasu olmak üzere 6 tane köyümüze hizmet edecektir. Toplam sabit nüfusumuz, hizmet kitlemiz 2650'dir. Yaz aylarındaki tarımsal faaliyet nedeniyle Aslan Gazi, Çiftepınar Köyü ve daha birçok köy olmak üzere toplam 4000 nüfusa, hareketli nüfusa hizmet edecektir. Köprüyle beraber il özelliklerimizin imkanlarıyla, araç gereçleriyle, operatörler ve işçileriyle 3 kilometre çevre olma yol bağlantımız, köylere yol bağlantımı sağlanmıştır. Yine özelliklerimizin imkanlarıyla köprümüze geçitler verilmiştir. DSE ile birlikte eş güdümle, koordineli bir şekilde bizim de katkımız sağlanmıştır dere esnağına. Gördüğünüz gibi Sayın Valim Şeryan Deresi geniş bir ovada akmaktadır. DSE müdürü burada mı? Buradadır. DSE müdürümüz burada. Buradayım Sayın Bu ovadan dere Menderes yapmaktadır. Dolayısıyla taşkın olayı sık sık yaşanan bir alanda burada köprü yapıldı. Bu köprünün yapımıyla birlikte, dere aslarıyla birlikte taşkın koruma önlemleri de bu şekilde alınmış oluyor. Ayrıca bu yıl bu köprüyle birlikte 2011 yılında yapmış olduğumuz köprülerle toplam 13 adet köprümüz inşa edilmiş oldu. Bu köprülerin tamamında 5,5 milyon para harcanmış durumdadır. Yine bu yıl son 2 yıl özellerinin ciddi artırımlarıyla bu yıl içerisinde 472 kilometre yol ağımız standartı iyileştirdik. Yolların da yolların açılışlandı. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Bütün personelimize teşekkür ediyorum. Özellikle katkılarından bütçede ayrıldıkları ödemekten dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. İyi lansa. Ateş. Ya bir orada arkadaşına dolanıyor. Öğretmeni seviyor musun? Kız mı erkek mi? Evet. Namazlık yapacak istiyor mu? Ben hocam. Nasılsınız? Okulu da bugün herhalde biraz sabot ettiğini gittim ama. Evet, güzel oldu ki. Bu köprü Eleşkirt ilçesine bağlı Arif Bey köyünde 2012 yatırım programında yer alan yatırımlarımızdandır. Köprümüzün yaklaşık maliyeti 935 bin TL iken iş sözleşme ihale bedeli olan 605 bin TL bu köprümüz tamamlandı. 2012 yılında ihalesi yapıldı ve bugün itibariyle tamamen köprü tamamlanmıştır. Köprümüz 3 ayaktan oluşmaktadır. Her bir ayağında 9 adet bore kazık mevcut. Toplamda 27 adet bore kazığımız var. Ve bu kazıklarımızın derinliği de 17 metredir. Yine köprümüzün uzunluğu 65 metredir. Genişliği 7 metredir. Temeli radya temel ve ayakları betonarme yapılıdır. Köprümüz gerçekten bu köylerin 100 yıllık hayali diyebilirim. 100 yıllık rüyaları gerçek oldu. Bu açıdan baktığımız zaman son derece mutluyuz. Böyle bir hizmete bize nasip olduğundan dolayı son derece mutluyuz. Bu köprü sadece bu köye hizmet etmeyecek. Aynı zamanda Hürriyet Köyü,
Sultanabad, Kavak Mezrası, Badılı, Karasu gibi 6 köyümüze hizmet edecektir. Bu hizmet kesimimizin toplam 2650 kişiye hizmet edecektir. Yine karşı tarafta bulunan Aslan Gazi ve Çiftepınar köyleri de yazın hareketli nüfus olarak bu köprüden yararlanacaktır. Toplamda köprünün hitap ettiği kesim 4000 insandır. 4000 insanımız bu köprüden yararlanacaktır. Yüzyıllık hayal gerçek oldu dedik. Neden yüzyıllık hayal? Gerçekten ben bir Ağrılı olarak çocukluğumdan beri bu köylülerin Ankara'da dolaşıp bakanlıklarda bu köprünün yapımı için nasıl bir mücadele verdiklerine şahit birisi olarak göreve geldiğimiz yaklaşık ikinci yılımız oldu. İlk yılımızdan itibaren hemen köprümüzün zemin etüdü yapımını, talimatını verdik. Zamanın valimizin de onayını, izni almak suretiyle. Akabinde köprümüzün projelendirdik ve köprümüz ilkbaharda da ihalesi yapıldı. Yine bu köprümüzü yaparken gerçekten bu insanlarımızın yolu da yoktu. Ta Eleşkirt'in Çürük köyünden dönüp dolaşıp geliyorlardı. Yaklaşık 40-50 kilometre yol mesafe kat ederek ancak köylerine, 50 kilometre civarında ancak köylerine gelebiliyorlardı. Bu köprünün yapımıyla bu ulaşım sorunu da kökten çözülmüş oldu, ortadan kalkmış oldu. Biz gerçekten bugün bu köprüyle birlikte bunun hizmete açılması vatandaşları nasıl mutlu ettiyse bizleri de mutlu etti, haz aldık. Sayın Valimiz de teşrif ettiler, buraya geldiler, köprümüzün açılışını yaptılar. Bu köprünün ilimize, ilçemize, tüm yerleşimde yararlanacak olan tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını ben temenni ediyorum. Ayrıca bu köprüyle birlikte bugün itibariyle 13 adet böyle çelik köprümüz hizmete geçmiş durumda. 2 yılda 13 adet çelik köprü insanımızın hizmetine sunduk. Köprüyle birlikte yol ağımızın da altyapısı standardı da iyileşmekte ve sanat yapılarıyla birlikte yollarımızın da standardı iyileşmektedir. Diğer taraftan köprünün bu köylere yapmış olduğu katkı DSİ ile eşgüdümlü bir şekilde çalışmamız sağlandı. DSİ'nin araç gereçleri de burada dere ıslahı, taş tahkimatı ve sedde yapımına başladılar, yaptılar. Güzel bir katkı oldu. Bu sedde ve dere ıslahı köprü vesilesiyle bu insanların binlerce hektar arazisinin erozyona uğramasının da önüne geçmiş olacaktır. Bu da çok önemli bir hizmettir diye düşünüyorum. İleriki aşamada köylerimiz daha sağlıklı bir tarımsal faaliyet bu köprü aracılığıyla üreteceklerdir. Ben bu köylülerin de burada çalışmalarımıza bize göstermiş olduğu gayretten ve iyi gelen meclis üyelerimize de ayrıca hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtar. Arif Beyköy Muhtarı Ercan Yıldız. Şimdiye kadar Çürük Köyü detaylı yollardan gidip geliyorduk. Hürriyet Köyü, Çürük Köyü'nden geziyorduk. 40 kilometre yol uzuyordu. Evet. Gidiş geliş 80 kilometre yol yapıyordu. Kış şartlarında ulaşımımız çok zor oluyordu. Hastamız zorluyordu, hastamızı götüremiyorduk. Çok sıkıntılar çekiyorduk. Allah razı olsun, şu anda çok mutluyuz. Bütün köprüye emeği geçen insanlardan Allah razı olsun. Genel sekreterimize de çok çok teşekkür ederim. Devletimizden de Allah razı olsun. Köyünüz kaç komutan? Eleşkirt'in Hürriyet Köyü. Muhtarı Seykan Tanrı verdi. Evet. Şimdi bizim bu köprü işi, biz 100 seneden beri uğraşıyorduk. Büyüklerimiz yapılmadı. Ama bu sene yapıldı. Genel sekretere çok teşekkür ederiz. Yardımcı oldu. Yardımcı olan bütün memurlara teşekkür ederiz. Başbakanımıza da teşekkür ederiz. Şimdi biz 80-90 kilometre yol dinliyorduk. Şu anda yolumuz 17 kilometre düştü. Her şeyde zaten yazın zaten hiç geçilmiyordu. Çamurda, yolda, şeyden. Şimdi hepsine çok teşekkür ederim. Devletimize de, milletimize de, bütün memurlara da. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Genel sekreterimiz de çok yardımcı oldu. Devamlı burada uğraştı. Biz de devamlı uğraştık. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Memnunuz. Allah'a emanet olun.